Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TET Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende merkezler konusundaki birebir ÖSYM testlerinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bir üçgenin yüksekleri daima bir noktada kesir. Bu noktaya üçgenin diklik merkezi denir diyor arkadaşlar bize. Şimdi şekildeki kareli zeminde verilen PRS üçgenin diklik merkezi taralı kareli bölgelerin hangisinde yer alır? Arkadaşlar iki tane yükseklik çizeceğiz. En az iki tane çizmemiz yeterli. İki tane yükseklik nerede kesişiyor onu bulacağız. Peki. Hadi bakalım bulalım. Şimdi öncelikle benim şu doğrulardan şurası biraz dikkatimi çekiyor. Hatta ben buradaki uzunluğu bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Hocam şuradaki dik üçgenden bulabilirim. Niye dikkatimi çekti bu arada? Birim karelerin köşelerinden gittiği için bir bir kök 2 ise kök iki kök iki. Burası beş kök yap diyebiliriz ya da 5 5 5 kök gibi oluyor arkadaşlar burası. Evet. 5 5 5 kök yaptı burası. Tamam. Bunu buldum. Şimdi hocam yükseklik ne? Hocam bunun yüksekliği de böyle şey olacak. Mesela tam bu buradan çizilen yükseklik buraya gelirken nasıl olmalı arkadaşlar? Bakın. Tam böyle birim karelerin köşelerinden gitsin ki tam böyle gittiği zaman burası da 45 burası da 45 olduğu için burası 90 derece oldu mu oldu. Yani cevabımız ya D yapacak ya B yapacak. Şimdi özel bir durum daha bulmalıyız. Ne yapalım? Diğer şuradaki dik üçgenden dolayı şu uzunluğu bulalım bakalım. Bu uzunluğa bakacak olursak 2 burası. 6 burası. Burası da 2 kök. 2 çarpı 1. 2 çarpı 3 olduğundan 2 çarpı kare küçüğünde 1'in karesi artı 3'ün karesinden 2 kök 10 çıktı burası. Alakası çıktı. Bir de şuna bakalım arkadaşlar. Bir de şuna bakacak olursak. Buradaki dik üçgene bakacak olursak. Bu da 7'ye 1 olduğundan 49 50. Burası da 5 kökü mi çıktı? Evet bak 5 kökü 5 kök Ha. Ben burada şu ikizkenar üçgen olarak buldum. E, üçgende çizilen yükseklik kenar ortaydır. O zaman bu kenar ortayı bulalım. Bu doğrunun orta noktası neresi arkadaşlar? Bakın 1'e 2, 1'e 2 şeklinde. Tam burası değil midir arkadaşlar? Evet. E o zaman buradan buraya çizdiğim bu şey bizim yüksekliğimiz değil midir? Kenar ortay. Evet. A yüksekler nerede kesildi arkadaşlar? B noktasında kesişmiş oldu. Yani cevabımız böylelikle balıkesir oldu. Bir ABC üçgeninde AB ile AC 6 kök 2 eşitmiş. AB ile AC 6 kök 2 ve BAC açısı da kaç dereceymiş arkadaşlar? 90 dereceymiş. Hem AB ile AC'yi birbirine eşit alacağım hem de A köşesi kaç derece? 90 derece. Bunlar da 6 kök 2, 6 kök 2 olarak yazalım. Bu üçgenin çevrel çemberin merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki uzaklık. Arkadaşlar dik üçgenin çevrel çemberin merkezi Tam hipotenüs üzerindedir. Ve hipotenüs üzerindeki nedir arkadaşlar? Hop şöyle tam orta nokta değil midir? Aynen öyle. Tam orta noktadır. Aynı zamanda burada ne çıktı? Bir muhteşem şu çıktı. Bakın zaten çevre çember merkezi dediğimiz nedir? Bütün köşelere eşit uzunlukta olan noktadır. O da hipotenüs üzerinde oluyor. Dik üçgende. Peki ben bunu buldum. 6 kök 2 kök ise kök 2 katından dolayı burası 12'dir. Hocam burası 6 burası 6 oldu. Bir de ne diyor? Bu üçgenin çevrel çember merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki. Ağırlık merkezi de kenar ortaya doğrusu üzerindedir. Ve 1'e 2 oran olmaz mı arkadaşlar? Evet. E bu muhteşem üçlü. Yani 3K eşittir 6 ise K'yı buradan 2 buluruz. Bizden şu merkezle şu merkez arasındaki uzunluk isteniyor. Dolayısıyla cevabımız bakın K'yı 2 bulduğumuz için cevabımız K yaptı. Yani 2 yaptı. Yani sorumuzun cevabı Balıkesir oldu. ABC bir üçgen ve açı ortay verilmiş. Öncelikle 9 bölü 15 kollardaki oran. 9 bölü 15 nedir gençler? 3'e böl 3, 3'e böl 5. Hocam burası 3K, burası nedir? 5K yazdık. Sonra yukarıdaki şekilde M ve N birer tam sayı olduğuna göre. Dikkat! M ve N birer tam sayı. Olduğuna göre ABC üçgenin çevresinin uzunluğu en çok kaçtır diye soruluyor. E üçgenin üstünü uygulayacağız. Hocam burası kaç K? 8K. M ve N birer tam sayıysa K da birer tam sayıdır. Yani 1 bölü 2 falan filan değildir. O zaman burada 8K'yı araya alalım. Üçgen kullanacağımız belli. Şu ikisinin toplamıyla farkları arasında. 15 eksi 9 ile 15 artı 9 arasında. O zaman 15 eksi 9 nedir arkadaşlar? 6 küçüktür 8K o da küçüktür. 15 artı 9 da 24'tür. En çok soruluyor bize. 6 bölü 8 küçüktür K o da küçüktür. 8'e böldüğümüz zaman 3. Şimdi K bir tam sayı ya. K yerine kaç yazabiliriz arkadaşlar? 2 yazabiliriz. Buna göre e, çevresinin uzunluğu en çok kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. 8K artı 15 artı 9 nedir diye soruluyor. K tam sayı olduğundan 2 yapar. K yerine 2 yazdığımızda 2 kere 16 artı 15 artı 9 isteniyor bizden. Şu ikisinin toplamı 25 artı 15 kaç yapıyor arkadaşlar? 40 yapıyor. Cevabımız böylelikle akçay oldu. A e ile E C birbirine eşit verilmiş. Şunlar da eşit verilmiş. Hocam kenar ortay kenar ortay. Burası ağırlık merkezi oldu mu? Oldu. E 90'dan çizilen kenar ortay. Aynı zamanda muhteşem şu değil midir? Yani şurası şurası eşitse burası da eşittir. Ve bu arada burada ağırlık merkezi olduğundan 1'e 2 oran vardır. Yani burası 2x'tir. E zaten şu üçü de birbirine eşitti. Yani 3x eşittir. 12 ise x'i buradan 4 buluruz. Cevabımız Ceyhan çıktı. Evet bu üçgende bir iç açı ortaylık var. Bir de şuradaki üçgende ne verilmiş arkadaşlar? Bir dış açı ortaylık verilmiş. Öncelikle x'i bulmam için şuradaki oranlamaları bulmam lazım. Demek ki iç açı ortaylığa sona bakacağım. Öncelikle şuna bakalım isterseniz. Bir üçgende dış açı ortay değdiği yerden başlıyorduk. Şunun tamamının oranı bu 4'ün bu 6'yı oranına eşit değil midir arkadaşlar? Evet yani cd bölü cb neye eşittir arkadaşlar? 4 bölü 6'ya eşittir. Yani cd 2k iken CB 3K'dır. Hocam burası 2K iken tamamı 3K buraya ne kaldı? K kaldı. E artık şunu da yapabilirim. Kırmızı üçgende iç açı ortay. 1'e 2 oran var hocam. 8 ise direkt 16 yazabiliriz. Artık öğrendiniz. Ya da K bölü 2K eşittir. 8 bölü X deriz. Olayı bitiririz. Yani X'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 16 çıkar. Cevabımız böylelikle Edremit oldu. Dar açılı üçgen şeklindeki düz bir alanın köşelerinde bulunan üç koşucu üçgenin iç bölgesinde seçilen bitiş noktasına doğru doğrusal bir yolu boyunca yarışacaklardır. Bitiş noktası K, G, I, H noktalarından hangisi veya hangileri olursa üç yarışması içinde yarış pistinin uzunlukları eşit olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar yani üçü de eşit koşsunlar onu istiyor bizden. Şimdi K dediğimiz çevre çemberin merkezi. G ağırlık merkezi. işte çemberin merkezi. I H da diklik merkezi. Arkadaşlar H diklik merkezi ise diklik merkezinden geçen şuradaki uzunlukların eşitlerinden bahsedebilir miyiz? Hani yükseklikler bir tek nerede eşit oluyordu? Eşkenar üçgende. Ama burada maalesef. Hani şu yükseklikler eşit. Yani yükseklik diyemem. H olmayacak arkadaşlar. Başka neye bakabilirim? Şuna bakalım. Ee, G'ye bakacak olursam hocam kenar ortay. Kenar ortaylar 3 köşeden de geldiğiniz zaman kenar ortaylar birbirine eşit olur mu arkadaşlar? Hatta kenar ortayın şuradaki parçaları eşit olur mu arkadaşlar? Olmaz. Bu da nerede oluyordu arkadaşlar? Yine eşkenar üçgende oluyordu arkadaşlar. Bu da gitti. G de olmayacak demek ki. Ondan sonra işleye çemberin merkezi. İşleye çemberin merkezi açı kesim noktasıydı. Bu açı kesim noktası. E, şu uzunluklar birbirine eşit olur mu? Olmaz. Bir tek eşkenar da eşit olur arkadaşlar. Bu da olmadı. Bir de K'ya baktığımız zaman, K'ya baktığımız zaman hocam K'dan gelen, K'dan gelen çevre çemberin merkezi ise, e bunlar birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet, çevre çemberin merkezi ise ne oluyordu arkadaşlar? Çevre çemberin merkezi. Merkezden yarıçap, yarıçap, yarıçap her üçü de eşit. E o zaman koştukları yollar eşit oluyor arkadaşlar. Bize zaten e, yarış pistinin uzunlukları eşit olduğu durum soruluyor. Hızları da aynı olduğu için yarış pisti bir tek K'da yani çevre çemberin merkezinde olur. Yani cevabımız böylelikle A yaptı arkadaşlar. Yalnız K yaptı. Aşağıda bir yaya üst geçidinin bir bölümü gösterilmektedir. Tamam hocam nokta nokta çizgi çizgi verilmiş burası. Eyvallah. Başka bir şey verilmiş. AH ile bu dik verilmiş. Şu açılar eşit verilmiş. Tamam. Yaya geçidinin zeminini kenar uzunluğu 1 metre olan kareler biçiminde olduğuna göre arkadaşlar sayalım mı şunları? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hocam şuraya kadar kısmı 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buraya kadar 6. 1, 2, 3, 4 buraya kadar 4. 1, 2, 3, 4, 5 buraya kadar 5. Hocam çok güzel. Şuradaki üçgene bakacak olursak 10 bölü 6 yani 5 bölü 3 değil midir arkadaşlar? Evet. Hocam burası 5K iken şu tarafa doğru baktığım zaman burası 3K'dır. Sonra bizden ne isteniyor? AB artı AC isteniyor. AB artı AC isteniyor. Eyvallah. Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman ne çıktı burada? Buraya baktığımız zaman 10 bölü 6 5 bölü 3 yani e, A dik üçgen var Pisagor bağıntısı ya da 5K 3K o zaman burası ne olur? 4K olur. 4K eşittir 16 ise K'yı buradan 4 buluruz. K buradan 4 ise burası kaç çıktı o zaman arkadaşlar? 12 çıktı. E arkadaşlar burası 12 ise hiç burada kaç ortaya bakmamıza bile gerek yok. Kollar oranı tabanlar oranı. Hocam 4 tek 12 ise kaç katı? 3 katı. 3 katı burası da 15 olur diyebiliriz açı ortaydan ya da hocam zaten bak 9, 12 ne üçgeni? 15 üçgeninden direkt burası da 15 çıkar diyebiliriz. Bizden zaten ne isteniyor arkadaşlar? Ali Bey K'yı 4 bulduysak Ali Bey uzunluğu kaç çıktı? K 4 yazdığında 20 çıktı. Artı Adana yan attı. Yani 20 artı 15 isteniyor. Cevabı 35 çıkar arkadaşlar. Yani bu sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. G noktası ABC dik üçgenin ağırlık merkezi. Evet ağırlık merkezi. Valla 90'lı sorularda ağırlık merkezi varsa hop ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır hocam. Bir de ne var burada arkadaşlar? Muhteşem. 90'dan çizilen kenar ortay. E hocam şurası 15 derece ise x kenarlık oldu burada. Açıyı kullanacağım. Burası da 15. 2 iç açı bir dış açıdan burası 30 mu oldu? Aynen öyle. 30, 60, 90 gen çıktı. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12'dir. Arkadaşlarım burası 12 çıktı. E burada Burası y iken burası y diyeyim 1'e 2 orandan dolayı. 3 y eşittir 12'si ya da kısaca hocam 12 3'e böl 4. 4 seti 8 diyebilirsiniz. Fark etmez. Y'yi 4 bulduk buradan. Bu şekilde de yapabiliriz. Y 4 ise x de 2 y olduğundan cevabımız da ne olacaktır? Y yerine 4 yazdığımızda 8 olacaktır. Evet cevabımız edremit oldu. ABC bir üçgen 90 derece ve 45 derece verilmiş. Buna göre x kaçtır diye soruluyor. Şimdi soruya baktığınız zaman A hocam özel bir açı var. Hemen özel açıyı kullanayım diyebilirsiniz. Evet kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ee, ben farklı bir şekilde yapabilirim. Çok farklı şekillerle yapabilirim. Nasıl? Hocam bir 90 derece çizsem mesela bir işimize yarayacak mı? 90'ın karşısı buysa burada bir işimize yaramıyor. Yaramıyor maalesef. E hocam eşitliğin mantığını kullanayım o zaman. Eşitliğin mantığını kullanabiliriz. Eşitlik varsa hop ort taban yok mudur arkadaşlar? Bir ort taban çizdik. Ort taban çizince şunlar birbirine paralel. Hocam bu şunlar da birbirine eşit. A paralel ya Z'den dolayı burası da 45. 45 90 ise burası da 45 oldu. Bak sen şu ise 45 45 90 üçgeni. Yani 18 ise burası da 18 oldu. Burası da 18 oldu. Toplamda kaç yaptı? 36 yaptı. Anladıysan geç ama bir daha ortaydan çözeceğim şimdi. Dinle. Orta bandan çözdüm arkadaşlar. Ben ne diyorum her zaman? Çözüm vardır. Evet. Birkaç farklı çözüm yöntemi vardır. Önemli olan verilen bilgilerin sırasına göre oynamak. Mesela ben burada eşitliği baz alarak yaptım eşitliği düşünerek orta tabandan çizdim. Bir farklı yol çıktı. Bir de şurada 45-90 açılarını kullanarak yapmaya çalışayım. Oradan da bir yol çıksın isterseniz arkadaşlar. Bakalım oradan nasıl bir şey çıkacak. Hocam 45'in mantığını biraz önce kullanamadık. Dik çizince olmadı. Ne yapacağız? Ama iki açı yan yana gelince ben bir toplayayım dedim mi size daha öncesinde dedim. Hocam 90'a 45 var. Toplayın bakayım kaç yapıyor? 135. 180'e tamamlayan durumu da özel bir durumdur. Bak 135 180'e tamamlayanı 45. Aa tanıdık mı tanıdık. O zaman 180'e tamamlayan açısını düşüneceksin. Hocam burası da 180'e tamamlıyor ama 45. Ama 45'ler yan yana gelmedi. Hop şurası da 180'e tamamlıyor. Burası da 45. Bak sen şu işe. Şu üçgende ne oldu? Dış açı ortay oldu. Bak bu açılar birbirine eşit oldu. O zaman hocam bu üçgende dış açı ortayın dediği yerden başlıyoruz. Şunun tamamının oranı. A diyecek olursam buraya A bölü 2 A eşittir 18 bölü ilk ok 18'e diyor ikinci nokta ok X'e diyor 18 bölü X'e eşittir işler dışlar yapınca X'i de buradan ne buluruz gençler 36 buluruz cevabımız yine denizli çıktı dediğim gibi verilenlerin mantığının kullanılma sırası çözüm yöntemlerini değiştiriyor sadece haberiniz olsun G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi 2 kök ağırlık merkezi ise arkadaşlar 2 kök ise burası nedir? 4 kök 3. Hocam kök 13 ise burası nedir? 2 kök 13. Valla bununla ilgili formül var. 5BA kare VB kare artı VC kare diye bir şey var ama ben oradan yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü hem kenar orta uzunluğu formülü kaldırdı hem de o formülü buradaki formülü kullandırmaz. ÖSYM büyük ihtimalle kullandırsa bile verir. Şimdi ne yapacağız burada? Gençler e, 90'lı sorularda ağırlık merkezi varsa tabii ki muhteşem üçlü. Hop devamı. Hocam eşit eşit. E, o zaman burası da muhteşem işte, eşit olacak. Hatta ben buraya y dersem burası ne oldu? 2y oldu. E, burası da 3y burası da 3y. Yani y'yi bulursak şeyi bulacağız arkadaşlar. Neyi bulacağız? Y'yi bulursak x'i de buluruz. X eşittir 2 ye. ama hocam ben buradaki bilgileri kullanmak zorundayım. Şimdi ağırlık merkezinden geçmiş mi? Geçmiş. Ağırlık merkezinden geçtiği için bu kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Hocam şu kenar verilmiş ya Pisagor'a yoğunlaşacağım ondan dolayı. Burası da BBM mi? Ağırlık merkezinden geçtiği için evet. Arkadaşım şuradaki üçgene baktığın zaman ne görüyorsun? Bir dik üçgen görüyorsun. Pisagor bağıntısını uygula bakayım oradan. Ee, bu 2A ve B'nin kareleri toplama. 4A kare artı B kare eşittir. E, ee, 2 kök 3, 6 kök 3'ün karesi. Yani 36 çarpı 3'ten 108 geldi. Hocam şuradaki üçgende buradaki üçgendeki Pisagor bağıntısı A kare artı 4B kare neye eşit oldu? Hocam burası e, şuradaki uzunluk kök 13 ve 3 kök 13. 3 kök 13'ün karesi. Yani 9 çarpı 13. Yani 3 kere 9 27. 117 mi çıkıyor arkadaşlar? Evet 117 çıktı. 13 ile 9'u çarpayım. 3 kere 9 27. Evet 117 çıktı arkadaşlar. Tamam devamını getirelim. Arkadaşlar biz burada ne yapacağız? E, taraf tarafa çıkartıp hani bunu eksi 4 ile çarpıp taraf tarafa çıkartıp B'yi bulabiliriz sonra A'yı bulabiliriz aslında. Ama bu şekilde yapacağınızı. Genelde böyle taraf tarafa toplama çok işimize yarıyor. Hele hele topladığında güzel bir şey geliyorsa. 5A kare artı 5B kare mi geldi buradan? Evet. Bu kaç yaptı? 225 yaptı. Buradan A kare artı B kare kaç yaptı dostum? A kare artı B kare de 45'e eşit oldu. Aynen öyle. Şimdi Y'yi bulacağım. Büyük Pisagor bağıntısında 6Y'nin karesi eşittir. 2A'nın karesi artı 2B'nin karesi değil mi arkadaşlar? Evet. 36Y kare neye eşit oldu? 4a kare artı 4b kare eşit oldu. Hocam a kare artı b kare 45 ise bu 4 çarpı 45'ten kaç yaptı? 180 yaptı. Yok. Evet 180 yaptı. 36y kare eşittir 180 ise 36 ile 180 sadeleşse 5 kaldı arkadaşlar. Y'yi de buradan kaç buluruz? Kök 5 buluruz. Ama bizden x eşittir 2y isteniyor. O da 2 kök 5 yapar dostlar. Evet cevabımız böylelikle akçaya çıktı bildiğiniz Pisagor bağıntılarından sonuca ulaştık. Formülle yapmadım arkadaşlar haberiniz olsun. Dediğim gibi 5 ve A'nın karesi yok. Bu 90 derecenin 5 katının karesi. Yani 5 VB'nin karesi VA kare artı VC kare formülüyle de yapılabiliyor haberiniz olsun. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Madem ağırlık merkezi 12 16 burası 20 mi? Evet. Hocam ağırlık merkezi bu garibin burada devam ettirelim mi? Ettirelim. Ettirsek ne olacak ki? Bir işimize yarıyor mu? Yaramıyor maalesef. Hocam bak x'i kullanacağız. E, bu ağırlık merkezini burada devam ettirelim o zaman. Hocam şunlar birbirine eşit. A burası 10 burası da 10. Hocam 90'dan gelen kenar ortay. Ne var burada? Muhteşem. Yani burası da 10 çıktı. E, burada bir ağırlık merkezi var mı arkadaşlar? 1'e 2 oran. Yani direkt ağırlık merkezinden dolayı 1'e 2 oran olacak. Cevabımız böylelikle 20 çıktı. Yani cevap balık esir oldu gençler. 70, 55 ve 6 ve 4 verilmiş arkadaşlar. Buna göre AB bölü AD nedir diye soruluyor. 70 ve 55 ve sayılara baktığınız zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Peki açılar yan yana geldiğinde özel durum var mı diye bakacağız diye daha öncelerinde de söyledik mi? Söyledik. Ne yapacaksınız burada? Bak bakayım. 70 ve 55. Valla ikisi de kendi arasında özel bir açı değil. Ama 70 ve 55'i topladığınızda kaç yaptı? 125. 180'e tamamlayanı kaç yapıyor? 55. Aa 180'e tamamlayanı da özel. Ve Özel bir durum geldi. 55 derece. O zaman arkadaşlar 180'e tamamlayan açısı. Hocam burası 55 ama 55'e yayına gelmedi. İçime yaramaz. Hocam bak hop burası da 55. Aa ne çıktı? Şu üçgende bir dış açı ortay çıktı. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Şunun tamamının oranı 4 bölü 10. Neye eşit olacaktır? AD bölü AB'ye eşit olacaktır. AD bölü AB'ye eşit olacaktır. AD dediğimiz 2K. AB dediğimizde 5K mı oldu? Evet benden de Ali Bey. Yani 5K bölü Ali Bey bölü Adana Denizlattı. Yani 2K isteniliyor. Cevabımız da böylelikle 5 bölü 2 çıkar. Gençler. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. <laughs>